Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yine yalnız bir bölüme daha hoş geldiniz. Evet. Şuradan da fark edeceğiniz üzere bu iki bölüm arası bayağı bir madenciliğe çıktım. Fakat işin abartılı kısmı burada değil. Burada. Evet, işin abartılı kısmı burada. Evet. Bunun yanı sıra neler yaptık? Evet. Hatırlarsınız en son enerji sistemimizi otomatikleştirmiştik. Nasıl basit enerji sistemimizi otomatikleştirmiştik ve gayet güzel çalışıyor. Tabi kol derdim de yok artık. Henüz AE network'ümüzü bağlamadık. Vesaire vesaire ve ufak bir detay. Tomcraft'a giriştik. Çok fazla bir şey yapmadık, sadece temel şeyleri yaptık. Hatırlatırım, temel kısımları sizin gözünüz önünde yapmayacağız. Ve bu temel bir kısım. Evet, bulduğumuz araştırmalar, henüz hepsini tamamlamadık. Mesela bu tamam değil, bu tamam değil, bunun dışında şu tamam değil, bu tamam değil, şu taraf tamam değil ve şunun upgrade edilmiş versiyonu tamam değil. Bunun dışında çoğu şey tamam. Bunun dışında eş beni dekoratif olarak eğitti. Şurayı ben dekore ettim. Ve şuranın büyük kısmını. İç kısmını da eş dekore etti de dış kısmını falan ben dekore ettim. Şunlar benim eserim. Ve merdivenler benim eserim. Gelişme var değil mi? Bence de. Evet. Peki bu bölüm ne yapacağız? Arıları nasıl otomatikleştireceğimizi öğreneceğiz. Henüz arı breeding olayına girmek istemiyorum çünkü nasıl desem düzgün bir seed oil kaynağımız yok ve ben düzgünce seed elde, daha doğrusu frame elde etmeden mutasyon yapmak istemiyorum. Ya mutasyonlarım sağlam olsun istiyorum. O yüzden başka bir şey yapacağız. Hatırlarsanız geçen bölümlerde bir dializer yapmıştık. Şimdi bunun ağaç versiyonu var. Treealizer. Tabii bunun için Carpenter. Ne lazımdı? Treealizer için copper, glass pane, redstone ve diamond. Diamond. 1 2 3 4 ve inventörümü boşaltsam güzel olabilir. Şimdi sen şöyle git. Sen şöyle kal. Siz de şöyle gidin. Senin yerin var gerçi. Sana dokunmayacağız. Hemen 2 adet redstone ve glass pane'imiz olacaktı bir yerlerde. Yoksa hepsini araştırma esnasında harcadım ben. Muhtemelen. Ve şuraya düşmeyi yavaşlatıcı bir şey eklesem güzel olabilir. Glasslar burada, glass pane'ler yok. Evet, sıkıntı yok. Glasslardan da glass pane'i elde ederiz. Tamamdır, bu yapılabilsin ve biz de başka bir şey daha hazırlayalım. Şimdi ilk olarak seed için elde etmemiz gereken sapling hangisi? Tabii ki de walnut. Sen ne elde ediyorsun? Silver lime ve hill cherry. Silver lime ile silver birch ve apple oak. Oaklarımız, birchlerimiz ve realizerımız. Realizerım nerede benim?
Bu arada bir yerde realizer'ım da olacaktı. Yoksa kaybettim. Mümkündür. Ah, tam buradaymış. Ve senin içinden honey dropları alalım. Ve senin içine koyalım. Evet. Burada incelediğimiz andan itibaren Silver Birch'e dönüşüyorlar. Ve gördüğünüz gibi bu özellikleri. Oak sapniklerimiz de Apple Oak'a dönüşüyor. Ve bu forestry makinelerinde kullanabiliriz anlamına geliyor. Ve şimdi... Bunları şöyle ekelim. Bone meal. Biraz daha bone meal. Evet, şu an basitçe ağaç üretmeye gelmiş durumdayız. Aslında basit, bayağı basit bir işlem. Kabaca bir saniye ben Optifine'ı koyayım. Aa doğru. Forestry ağaçlarının leaf'leri Optifine'ın o ayarını tamamen göz ardı ediyor. Şunları da basitçe şöyle koyalım. Ha, siz de kalabilirsiniz. Bunlar tamamen manuel kalacak. Ayrıca şurada Ash beni dinlemeyip biraz arıcılığa girmiş. O yüzden burada bir kamını var onun. Ama bunları biz umursamayacağız. Fakat bu apiary'leri çalacağız. Acımadan. Apiary's. APS peki. Kitlen. Aa bunun yapımını göstermedim size. APS pack şu şekilde yapılıyor. APS chest, wool, string ve herhangi bir stick. APS chest de bu şekilde yapımı kolay bir şey. Ve direkt arılarınızı içinde tutuyor. Arılarla uğraşacak kişiler için mükemmel bir şey. Ve bu common bee'lerin hiçbir önemi yok benim için. Evet. Şimdi bu ağaç... bu ağaçlar burada... üremeye bırakılacak. O esnada biz de... arılarımızı otomatik yaşamaya koyulacağız. Bu arada... şuradaki honeycombları da alayım. Burada işlenin. Çünkü bolca honey'e ihtiyacım olacak. Bolca. Evet, başka ne yapacağız? Honey'e neden ihtiyacım olacak diye soracak olursanız. Normal propolis nerede? Ha, propolis. Bunun için. Normal stringy comp'tan üretiliyor, silky propolis'ten üretiliyor ya da pretty comp'tan ediliyor. Bunun yanı sıra balın squeezer'a konmasıyla da elde ediliyor. Ama ilk otomatikleştirmede kullanacağım şey biraz farklı. Şimdi benim buralarda bir yerde ender pearl'üm vardı. Aşağıda da olabilir. Yokmuş. Evet, Ender Pearl'ler beni kandırıyor. Neyse, kendimiz yaparız. Iron Ball. Bana 16 tane Ender Pearl yap. Ve şimdi gidip aşağı inip Redstone'da almam gerekecek muhtemelen.
Bir saniye. Otark gate yapacağız. Bunun yapımı için bir redstone iron chipset, bir gate, bir pool setting chipset. Evet, bunlar lazım. Şöyle al bakalım. Öncelikle... Hayır. Siz değil, siz. Bu iş. Burası pek güzel bir yer değil. F7'ye bastığınızda bu arada bu pencere açılıyor. Ha, bu arada unutmadan. Hatırlarsanız bu... Boşaldığında bu motorlar tekrar çalışmaya başlıyordu. Ancak bunlar boşaldığında sistemin enerjisi olmamış oluyor. Ve bu pek güzel bir şey değil. O yüzden... Bir iki kademeli depolama yaptık. Aşağısı boş olsa bile burası her daim dolu oluyor. Evet, şurayı da ışıklandıralım. Ayrıca ME Network'ümüze de ayrı bir depo bağladık. Fakat şu an ME Network'ünü kullanmadığımız için onu çalıştırmıyoruz. Evet. Bu esnada bunlar da... Evet, son chipsetler de şöyle isteye alınsın. Ayrıca... Iron chipsetler de. Tamamdır, bunlar yapıldı dursun. Oysa da ben de diğer ihtiyacımız olan şeyleri yapayım. Mesela ilk başta şunları buraya atmakla başlayabiliriz. Seni de. Sen de şuraya gidebilirsin. Evet, bize ne lazım? Kabaca düşünürsek. İki tane cobblestone. İki tane stone. Pardon. Bunun dışında... Insertion pipe'ı başlangıç için kullanacağız. Tin ve lapis block. Oh, lapis block. Sıkıntı olacak. Çünkü henüz kompresörümüz yok. Ve kompresörü çalıştıracak bir şeyimiz yok. API resist pipe'ımız da yok. Machine block. Neyse. Yapımı kolay en azından. Tamam. Üç kapı. Bir stack iron. Ve yarısını pişir. Bunun dışında iyi üretimi lazım olacak bize. Evet, kompresör beklenmedik bir şey gereksindi. Ama oldu. Hayır. Bazen şu sürükle bırak sinir bozabiliyor. Circuit sen. Ha? Korsan gitme. Aa, bir saniye. Nerede hata yaptığımı hatırladım. Bu arada Dartcraft'ı serverda disable etmiştik de ben client'ta yani istemcide disable etmeyi unuttum onu. Yani devre dışı bırakmayı. O yüzden hala bende gözüküyor o. Ha, plate. Ha, bunu devre dışı bırakmayı unutmuşum. Bak sen şu işe. Evet. Direkt Iron Plate'den bakabiliriz. Evet, bu biraz uğraştıracak. Ne güzel değil mi? Iron, Refine Iron ve Stick. Neyse ki bolca Refine Iron yapmışım. Steam de olması lazımdı benim bir yerde.
Yokmuş. Neyse şunu da idare edelim. Evet, ayrı memur. Ve uzun uğraşların sonunda elektronik circuit yapabildik. Shimlock, elektronik circuit ve Stone ile biraz otomatik kompresör, onu normal kompresöre çevireceğiz. Bize bir enerji hattı lazım. Evet, tabii generator adı bunların hepsinde geçiyor. Tam generator. Fine iron ve iron furnace. Bir adet battery. Glass, sen nereden geldin? Aslında bunu normalde kamera karşısında yapmamam lazımdı. Iron Furnace. Tine ihtiyacım olacak. Şimdi gereksiz şeyleri bırakalım. Ender Pearl. Sen git, sen git. Sen git. Tamam. Örtin. 2 redstone. Az zaten redstone'umuz vardı. Ve mouse'um cidden ölmek üzere benim. Ve generator. Şimdi basitçe sizi şimdi şöyle koyalım. Ve bana dokuz tane lapis var. Aslında düşündüm de redstone'la da enerji sağlayabilirdim ama sağlık olsun. Burada deposu. Tamam, lapis bloğumuz var. Yaşasın. Tamamdır. Pipelarımızı yapmaya geri dönebiliriz. Insertion pipe. Stone pipe. Ve cobblestone pipe. Ha bir de unutmadan benim tüm wood'larım nerede? Buraya mı koydum ben? Wooden evet ve gene gece olmuş. Ha bir yandan gate'lerimize de bakalım. Bir misafirimiz var. Aman ne hoş. Bunları da ayrına upgrade etmem lazım bir ara. Evet bakalım. Chipsetimiz şöyle gelsin. Senin başka ne ihtiyacın vardı bir de? O Gate için. Tamam, Iron Chip. Iron Chip set ve kapı çaldı.
Evet, hemen geliyorum. Bunlar da o esnada yapılır. Evet, demin biraz yanlış hesaplama yapmışım. Şu an onları düzeltiyorum. Son bir tane daha olması lazım. Neyse, onu bekleriz. O esnada ben de şunları dizmeye başlayayım. Cihazları geçiyor, kaldıralım. Tabii ki de inventory'imde yer yok. Her zaman gibi. Çünkü tüm gereksiz şeyleri inventory'imde tutmak gibi bir huyum var. House'larda şuraya gelsin. Tamamdır. Öncelikle bu tamamen mutasyon olmadan bir otomasyon yapacağız. O da şu şekilde olacak. Tabii ki de her zamanki gibi küreğim yok gene. Öncelikle insertion pipe'larımızı alalım. Oh, siz bağlanıyordunuz. Ha, onu da çözmenin yolu var. Neydi senin adın? Ha, pipe plug. Yapımı da kolay. Cobblestone pipe'larımızdan bir tanesine glass git, glass pane git. Sen git. Bunun dışında sizler gidin. Tamam. Tabii inventory biraz boşaldı sayılır. Bunlardan bir tanesine Gravel'ı almadık değil mi? Ah. Tamam, bu gene benim dört dediğim bölümlerden bir tanesi. Evet, biliyorum. Ashe'le daha eğlenceli geçiyor. Benle ise daha hızlı bir şey, daha çok daha fazla bir şeyler öğreniyorsunuz. Sanırsam. Ne saniyesinde bitti bu. Evet, pipeline'larımızı da alalım. Buraya yakında daha fazla laser ekleyeceğim. Selam Creeper. Neyse ki bu bir clear glass'tı. Ve bana yemek lazım. Pipeline'lar ne işe yarıyor diye soracak olursanız eğer. Bu işe yarıyor. Evet, bunları da yerleştirelim dolayısıyla da. Gördüğünüz gibi birbirlerine bağlanmıyorlar bu sayede. Bu sayede birbirlerine bağlanmayan pipelarımız var. Mesela sırasıyla cobblestone ve stone pipelarımız da yerleştirelim. Cobblestone ve stone pipeların özel birbirlerine hiçbir şey... Bir saniye, bu cobblestone pipe'a da yerleşmiş. Şimdi sana da mı dolayı... Sana da mı pipe block koyacağız? Evet, bak, bunu bilmiyordum. Hayır, creeper patlama. Nerede bu creeper? Ha. Ha, unutmadan size yeni itemlerimi göstermeyi unuttum. Öncelikle Pick of Köfteizm. Reinforce 4, Durability artı 500, Luck son seviye, Motor Repair ve Haste. Bunun dışında Pick of Silk Seal. Yine Reinforce 4, Silk Touch, Durability artı 500 falan filan. Ve Exterminator. Doğru duydunuz, Exterminator. Bayağı güçlü bir kılıç. Bu arada Sharpness 2 kat fazla basılmış durumda. Yani 80, pardon, İki kat fazla kuartz basılmış durumda.
Kısacası bayağı bir darbe vuruyor. Tamamdır. Ve wooden pipe. Ah. Evet. Ve önlerine chest koyacağız. Sadece 4 tane chest hazırlayacağım şimdi. Wood'larım nerede benim? Bu ufak bir Greg Tech bug'ından ötürü böyle yapmak zorunda kaldığım bir şey. Tamam. 4 tane chest ve bunları Iron Chest upgrade edelim ki birbirlerine bağlanmasınlar. Şu şekilde şunları geri koyalım. Şunları da. Evet, chestlerimiz de yerlerine yerleştirdikten sonra son bir parça kalıyor. Şu anda iki parça dört alayım. Neden deminki dörtleri oraya koydum bilmiyorum. Tamamdır. Evet ve şunu tekrar ayarlayalım. Ve hızlıca aşağıdaki arkadaşlarımıza bakalım. Motorlar tekrar çalışmaya başlamış. Bunun anlamını zaten biliyorsunuz. 2. Hatta önce auto arcade gate yap. Evet. Bu da hazırlanıyor. Personel de başka ne yapabiliriz? Ha evet. Spectacles. Bronze ve iki tane. Hani glass bane. Evet, bronz al ve 2 adet glass pane al. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız 2 işe yarıyor. 1. Server hayvan gibi lag veriyor. Bunun yanı sıra diğer bir özelliği ise ha, şuraya ışıklandırayım ben bu arada. İçeri torç olacak ama olsun. Evet. Diğer bir özelliği ise şu an görebilir miyiz bilmiyorum ancak. Ha görebiliyoruz. Evet. Dikkat ettiyseniz oh yanlış şeyi çıkarttım. Şu leaf demin böyle gözükmüyordu. Ama artık gözüküyor. O mutasyona uğramış bir leaf. Ve bunu alıp ardından da yemeğimizi yediğimiz takdirde şimdi bize bir item lazım. Ben önceden proven bulmuştuk sanırsam. Bulmuş da olabilirim. Ya olabiliriz. Evet bulmamışız o yüzden kendi yapacağım. Bronze gel. Sticklerimiz nerede? Stiklerimiz buradaymış tamam. Umarım bu stiklerden oluyordur. Olmuyormuş. Ama bunlardan kesin oluyordur. Evet. Bize grafter lazım. Grafter ne diye soracak olursanız. Bununla eğer bir yaprak kırarsak oradan sapling düşmesini garantiler. Ve elimize ne geçti? Silver Lime sapling. Bunu bir inceleyelim. Evet, safkan bir Silver Lime'ımız var.
Şimdi bunu alıp bundan mümkün olduğunca çok leave elde etmemiz lazım. Tabii gece oluyor. Yaz ilk şans bayağı şanslıyız şu an. İlk denemede bir adet silver line'ımız oldu. İstediğimiz ağaç. Seni bırakabiliriz bu arada. Bunun dışında aşağıya buradan seni bırakalım. Seni de şuraya bırakalım. Hazır gelmişken şu aşağıdakileri de tekrar kontrol edip işimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, iki adet otark gate'imiz hazır. Ve iki adet normal gate'imiz de hazır. Redstone chipsetleri gene daha fazla craft etmişim. Evet. Neyse iki adet otark gate ile idare ederiz şimdi. Daha sonraları ben arada yaparım. Gene benim yanlış hesaplamalarım falan filan filan falan. Evet. İndik bir alamete geliyoruz. Neyse sustum. Copyright yemek istemiyorum. Evet, Atark Gate'lerim tam elimde. Ve bunları şöyle koyuyorum. Bunları tıkladığımızda eğer Redstone Signal of, aslında dur. Items in Inventory enerji bulsa. Items in Inventory enerji bulsa. Gördüğünüz gibi içerideki itemları bu taşıyor. Eğer yukarı doldurabilirse yukarı dolduruyor. Aksi halde chest'e yolluyor. Yani yukarı doldurabiliyorsa bunun anlamı ilk önce arıları dolduracak. Ve bu şekilde arıları otomatikleştirmenin basit yolunu öğrenmiş olduk. En ilkel yolu. Tabii bu Insertion Pipe yerine API Spike kullanmanız çok çok daha avantajlı. Yakında ona da geçeceğim. Ama şimdilik Insertion Pipe ile idare edeceğiz. Bakalım başka leave'lerimiz var mı? Evet var. Lanet. Sana baktım değil mi? Sen nesin? Aa, common bir işlem. Güzel. Seni bir inceleyelim bakalım neler veriyormuşsun. Common Beach, Common Beach. Beach Nuts. Beach Nut bakalım nasıl bir şey, nasıl bir şeymiş. Neler üretiyormuş. Squeezer'da... Oh! Oh, Beach Nut güzel bir şeymiş. Bayağı ucuz bir biçimde seed oil üretmemizi sağlıyor ve şu F7'yi kapayım. İlk önce senin bolca sapling'ini toplayacağım. Tamam, bu kadar şimdilik böyle yeter. 8 tane common beach sapling'imiz var. Bunun dışında silver lime'ımızı alalım. Oak sen kal. Ayrıca Oak Birch birleşiminden başka bir şey elde ediliyor mu? Ona bakayım hemen. Gel bakalım. Tamam, geldin. Dur. Silver Lime elde ediliyor. White Willow elde ediliyor. Bunun dışında Common Beach elde ediliyor. Evet. Bir adet White Willow elde ettiğimizde şunları kıracağım. Evet, bu bunlardan elde ettiğimiz arılar. Daha doğrusu ağaçlar. Tabii yanlarında çalışan bir arılar olması lazım. Herhalde bu olmaz. Yani neticede arılar polenleri falan taşıyor. Mantıklı yani. Gerçek dünyada olan bu. Evet, ne yapacaktım ben?
Bomb'u alacaktım ve crafter yapacaktım. Evet. Bunlar bir yerden isteğim olacaktı cidden. Neyse. Mutlu'dan şunları da sorun chest'e atalım. Tamamdır mis gibi. Bir saniye ben bu prensesleri içeride mi unuttum? Inventory'imde mi unuttum? Queen'leri pardon. Ha tamam buradan taşırken. Neyse buraya gidin siz. Hem bu sayede elimizde bolca fazlalık arı olmuş oluyor. Şunu bu şekilde bırakmamın sebebi şunların olgunlaşmasını beklemem. Evet, Silver Birch'imiz hazır. Ve senden bolca sapling toplayacağız. Neticede senin sapling'lerini de bolca kullanacağım bir şey ve senin ağacın bayağı güzel. Tamam, ne kadar topladım? 19, 20 olsun. 22 oldu. 23, 24. Tamam, iyidir. Ve... Dın dın dın. Iron Lambrex. Evet. Vinewood'umuz hazır. Evet. Bu da hazır olduğuna göre... Artık ne yapabiliriz? Ha bir tane daha sapling düştü. Evet. Baya baya şu an her şey hazır. Ben bu bölüm, bu iki bölüm arası birkaç tane uyuş. Ah. Bir tane daha Silver Birch. Bu iki bölüm arası birkaç tane daha arı şey bir ağaç breeding'i deneyeceğim. Ama unutmadan dur aslında bunu Glowstone'da gösterebilirim ve bir saniye. Bu da olmuş. Sen nesin? Ah. Bu kötü bir örnek, evet. Gördünüz gibi. Silver Birch Apple Oak. Bu bir crossbreed. İstediğimiz bir şey değil. Kesinlikle olmasını istediğimiz şey. Ve bunları redstone'a... redstone demişim. Biz sen seni sadece algoritmla alabiliyoruz? Bak bu ilginç. Ya doğal düşmesini bekleyeceğiz. Evet bunun meyvelerini gösterecektim ama olmadı. Belki şu şekilde deneyebilirim. Denekelim. Aslında şunları şöyle yapayım ben. Lambrex'im tamam. Elimde. Son yıllarımı da aldım. Bu bölümün son şeyini yapıp neticede Extra Trees'i ilk defa deniyorum. Ben sizin gözlerinizin önünde deniyorum şu an Extra Trees'i. O yüzden saçma sonuçlar çıkması doğal benim gözümde. Evet, bakalım doğal düşmeye bırakalım. Aha, bir tane meyve düştü. Evet, bu gördüğünüz şey bir içinat ve bunu yiyebiliyorsunuz. Tabii, bir saniye. Evet, saçma bir bug var. Muhtemelen Forgecraft tayfası da bunu bildiği için Binny'e rapor etmeme pek gerek yok. Bir
Bakayım issue'lara. Girildiyse eğer sıkıntı yok. Girilmediyse gireriz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.